Hulusi abiden ara sıra bahsederim. Şu geçmiş gazete işini yaparken ilk akıl eden almanakları yapma, arşive gitme mevzusunda. Hulusi abinin bir tane lafı var. O Ermenekli. Toroslarda. Hemşerim. Ha, evet. Türkiye'de 1,5 milyon Ermenekli olduğuna dair de bir teorileri var Ermeneklilerin bu arada. Herkes Ermenekli, Kızılderililer dahil. Ben ona ikna oldum yani. Kim gelirse Ermenekli abi. Yani ben bununla şakalaşıyordum. Geçmiş gazetede Zeki Müren, ben aslında Ermenekliyim diye bir haberini gördüm. Yok dedim, tamam olabilir bu falan diye. Tabii, Ermenek. Toroslar falan öyküsü bana şeyi anlatıyordu. Yani benim hemen hemen bir 1000 yıllık, 1500 yıllık kültürel sıçramam var diye anlatıyordu. Yüksek teknolojiyle uğraşıyor, prodüksiyon vesaire falan. Ama öz köküm, ben anneannem takası yaparkenki öykülerle değil fiziken onu görerek büyüdüm. Hani takas mantığı kültüründen başla bu zamana kadar dünyanın 1000 yıllık bir geleneğini, belki de 2000 yıllık bir geleneğini tecrübe ettim ya da yaşadım. Bu nasıl sıçramadır diye geyiğini yapıyordum. Bize de baktığında harbiden hikaye böyle çok hızlı, yani şimdi son 30 yılı değerlendir. Hani aklının başında olduğu bir 30 yıl, 17-18 yaşından sonraki hikayeyi. 30 yıl içerisinde acayip bir şey değişti ve farkında olmadan mesela bazı şeyler beni rahatlatıyor duygusunu fark ediyorum ki aslında nostaljik bir rahatlama duygusu o. Bundan 10 sene önceki bir şeye atama yapıyorum. 5 sene önceki bir şeye atama yapıyorum ve o beni rahatlatıyor. Sana da 2000'ler nostalji albümleri son derece sinir bozucu geliyor mu? geliyor. 2010 nostalji iğrenç geliyor yani. Hani geçmiş gazeteyi yaparken işte 2000'e kadar yapmıştım. Yeter da 2000'e kadardı yani şeyde. Şimdi 2000 ile 2015 arasında nostalji oldu. Yani hani kendi içerisinde artık o da geçmiş gazetenin bir konusu abi oldu. Böyle söyleyince çok ağır geldi. 2000'den buraya 20 yıl geçmiş. Ne demek? Ben 2000'de askerlik yapıyordum ya geçen hafta. Bir de 2000'in herkesin zihninde tuhaf bir böyle işareti var 2000 yılının. Ya bende de öyleydi. 2000 yılına gelecek miyiz acaba falan diye düşündüğüm zamanı ve duyguyu hatırlıyorum. Hani 2000 gelecekti ve çok gelecekteydi. 2000 yılında. Amyant elbiseler giyiyorduk. Ha yani hani öyle bir şeydi. 2000 geçeli 20 yıl oldu. Yani hala metrobüs var mesela. Evet, bozuluyor arada, iniyorsun falan, öyle bir dünya. Hala onlar var ama yani bu arada işte bu geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek hikayesi üzerine çalışınca da fark ediyorsun. Bunların hepsini algılamak için farklı kullandığımız zihinlerimiz var. Bir yandan da çok fazla şey, yapısal şey değişti. Yani azıcık nostalji yapalım mı bu bölümün kendisine? Azıcık geçmişe dair. Moralimi bozuyor bu popüler sitelerde ya da işte hani şu fotogaleler oluyor ya, baskeç hani böyle vakit öldürmek için yaptın. Mesela işte eskiden neler, işte bunları tanıyorsanız kesin 40'ın üstündesiniz falan. Tabii. Kalem ve kaset koyuyor falan. Evet ya. Abi bunların nasıl ilişkiyi anlayan değil mi? Yani şöyle bir durum var ama o listelere bakana kadar aklıma gelmemiş birçok şey hayatımın o kadar bir parçasıymış ki orada fark ediyorum ve çok fazla şey gitmiş. Yani artık olmayan bir sürü şey var ve şeyi unutamıyorum. Ortaokulda falandım galiba. Bilim Teknik dergisi alıyordum o zaman. Bilim Tekniği'nde galiba ilk büyüdüğü zaman mı? Yok, lisedeydim o zaman. İlk kez biraz büyümüştü Bilim Teknik dergisi. Orada adamın biri elinde böyle CD tutmuş. Böyle renkli renkli tayflar falan gözüküyor. İşte yeni veri depolama sistemi falan. Veri depolama ne demek, CD ne demek hiçbir fikrim yok ama şunu çok net hatırlıyorum. Otobüs bekliyordum o sırada. Ulan biz bunu hiç görebilecek miyiz acaba diye düşünüyorum. CD geldi, bitti. Arkasından gelen 2-3 ara teknoloji de bitti. Şimdi dijital müzik falan diye. Çok utanç verici bir şey söyleyeceğim sana. Bilgisayarı ilk defa kendime bilgisayar aldığımda gerçekten 1 saatin üzerinde sadece şununla eğlendim. Word'ü açıyordum. Bir cümle yazıyorum, nokta koyuyorum. Sonraki cümleye küçük harfle başlıyorum. Kelime boşluğu verince o büyük harf oluyor ya. Bir hoşuma gidiyordu dangalak gibi. Bununla 1 saate yakın eğlendim yani. Hani bunu otomatik yapıyor diye. Ben de ilk CD sürücüsünü bozmuştum. Pıskant. Ona böyle bas kaba. En son motor yandı hayvanın. Çok hoşuma gitti. Bilgisayarın içinden bir şey girip çıkması. Ey yarabbim. Deniz Ülke Hoca ile yaptığınız programda hatırlıyor musun? Onun bir lafı vardı. Bir nesle bu reva mıdır ya diye. Evet. 60'lardan 70'lerden gel 2020'ye kadar. Yani hakikaten 4-5 tane çağ geçmiş. O yani mesela hep böyle nostalji şey oluyor ya. Ya şunlar ne güzeldi, bunlar ne hoştu falan. Abi berbat şeyler de varmış yani. Mesela ben emin ol yüksek lisans tezimi nasıl yazdığımı hatırlayamıyorum. Yani sene 96, 98. de bitirmiştim. Abi internetin falan doğru dürüst daha başlamadığı bir dönemde ben nasıl araştırdım, nasıl o kadar bavulla makaleyi taşıdım, ne zaman okudum, ne zaman yazdım. Word prosesörler yani daha şey yok, kişisel bilgisayarlar doğru dürüst yok. Onlar da böyle bir şey yazmak bize şey gibi gelirdi. Düğün dernek yani. Vay işte bizim adam bilgisayarda yazıyor falan. Ve emin ol o kısım kayıp. Yani teknik kısmını hiç hatırlamıyorum. Tek hatırladığım acı tecrübe Danimarka'dan 2 bavul makale fotokopi çektirip fotokopi cihazını beleş bulduğum için işte 2 paket... Böyle küçük hesaplar yapmak hep bir zaruriyetti değil mi? Abi yani sabahlara kadar fotokopi çektim orada. Makine de beleş, fotokopi de, dergiler de beleş. Türkiye'de yok zaten. Kütüphaneden getirip çektim. 2 valiz oldu. Uçağa binerken kendi uçak paramızın 1,5 katı kadar da yük parası ödemek zorunda kaldık. Fotokopiler daha pahalıya geldi ama 10 sene atamadım onları. Hala bir 20-30 makale bir klasörüm var. Hiçbir yerlere koyamıyorum. Hepsi online'da var bu arada PDF olarak. Ama işte o kadar çaba şey yapmışsın, emek yatırmışsın. İşte aynı hikayenin bir başka tarafı. Ben işin başlangıcından beri yarı profesyonel ve profesyonel olarak fotoğrafçıyım. İşte film ve diye kullandığımız dönem var. Hala böyle klasör film ve diyalarımın olduğu klasörler var. Sonra onları zamanı geldi scanner'la dijital ortama aktardık. Yüksek çözünürlükte ayları alan iş. Hepsini aktardık dijital ortamın içerisinde. Hard disklerde fotoğraflar var ve 100.000 üzerinde ve hiçbiri kullanılabilir değil. Çünkü hiçbirini etiketlememişsin. Yani hepsi karmakarışık bir yerlerde duruyor. Şimdi en son Google Photos'a yüklüyorum hepsini. Yeni yükleme süreci içerisinde. Mesela çok tuhaf bir değişimi fark ettim. Bu sahip olmayla alakalı çok kavramsal bir değişim. Şimdiye kadar hep ben maliktim. Dijital ortamda da olsa o fotoğraflar benim fotoğrafımdı bir şeyin içerisinde. Yani hard diskine para ödemiştim, evde de duruyordu. Halbuki çok yüksek riskli. Yani bozulsa kimseye niye bozuldu diye sorabileceğiniz kaç tane şey gitti benim öyle. Ha yani hani hepimizin kaybı var. Şimdi Google Photos'a yüklüyorsun ve onları daha geri indirmen mümkün değil. Yani birkaç yüz gigabaytlık bir datadan bahsediyorum bir şeyde. Yani geri almak mümkün değil. Bu şu demek oluyor. Ben ölene kadar Google Photos'a para vereceğim. Aynen öyle. Yani geleceğimi ipotekledim bu konuyla alakalı. Evet. Büyük bir paradan bahsetmiyorum. Hesapladım. 30 yıl yaşarsam eğer yani ki iyimser bir tahmin. Bu 30 yıl yaşarsam 4.500 lira para vereceğim hani o zamana kadar. Bedava. Ama bedava ama yine de hani geleceğimdeki her şey bu çok tuhaf bir algı ya yani geçmişte hiç böyle düşünmezsin. Kendi geleceğimde her yıl oraya belli bir oranda para kazanacağım ve onun bir kısmını vereceğim diye ipotekledim mesela. Böyle bir acayip kavramsal bir değişim var. Evet. Eskiden bunun bedelini öder ve içeride tutardın. Şimdi geleceğini ipotekliyorsun yani yaşayacağın 30 yılı ipotekliyorsun falan. ICQ'yu yedeklemek için haftalar harcadım biliyorum mesela. ICQ chatlerimi yedeklemeye çalıştım. Şimdi ne diyor olabilirsiniz. Yani ICQ diye bir şey vardı. Söylemesi bile tuhaf geliyor. Burada sonra müziği olsa çok eğlenirdik. Onun bir sesi vardı ya. Tuhaf evet. Dönen çiçeği vardı bir de müziği vardı. Şimdi mesela bir bilgisayar kuruyorsun, bir yeni telefon alıyorsun. Bir kullanıcı adı parola giriyorsun. Bütün amel defterin oraya tekrar yükleniyor mesela. Hatta geçenlerde şey oldu bir telefon değiştirdim. WhatsApp'ın Android iOS arasında aktarımı yokmuş öyle bir problemden dolayı. WhatsApp tarihi bütün silindi mesela. O gün oturdum kara kara düşündüm. WhatsApp gerçekten benim son dönemde son 4-5 yıldır birçok ilişkimi yürüttüğüm yermiş. Ve gidince bildiğin amnezi yaşadım yani. Yok ne yazıştık ne yaptık bana konum atmış bir şey tavsiye etmiş. Orada benim bir tane kendi işte unutmam gereken şeyleri kaydettiğim şey vardı onlar gitti. Yani böyle dijital var ya böyle göze sürme gibi bir şey bir anda gidiyor. Ama bir sürü de malzeme oluşturuyorsun. Dijital ayak izi diye bir şey var yani bir devasa bir şey oluşuyor. Valla nereye gidiyor ben çok bilmiyorum. Ben kendi fotoğraflarımı düşündüm sen derken. Hakikaten artık içinden çıkabilmem mümkün değil. O bir dönem şey başlatayım dedim sağa sola da söyledim. Kimse sallamadı yani çok umursamadı. Ya dedim oğlum bu bak sensör yazık karbon ayak izi oluyor her bastığınızda. Ayarlayın bir tane çekin falan diye. Bir selfie çekin 130'a şak şak en güzelini alacağım. Hani onu öyle yapmak mümkün olabilir ama rentable değil yani o çektiğin 40 tane fotoğrafta bir olay çekiyorsun. Sonra hangi birini kullanacağım onu nereye koyacağım bunların hepsi data birikimi. Umurumuzda değil yani Google para kazansın diye yapıyorsun işte böyle. Ya da ne iCloud. Evet yani şimdi böyle kolay geliyor. Bir süre sonra daha belki itina olacaktır. Bunun başka bir hali var. Şu müzikte markalaşmayla alakalı uzun süredir tanıdığım birçok arkadaşım. Hatta geçen gün Ozan'la konuşuyorduk işte 3-5 gün öncesinde. Hani müzikte nasıl konumlanacağız, nasıl ayırt edileceğiz, nasıl fark edilecek falan hikayesi. Çok önemli değişimlerden bir tanesi işte 2000 öncesi, 2000 sonrası mevzusu. 2000 öncesinde zaten ayda bir ya da iki tane albüm çıkardı ya da çıkmazdı. O albümü Türkiye'de her yerde duyardın. Yolda, sokakta giderken, bir mekana oturduğunda, bilmem ne yaptığında ister istemez o şarkı senin hayatında, işte aşıksan başka, kızgınsan başka bir yerde hayatına enjekte olurdu gerçekten. Ve mesela Pentagram da onlardan bir tanesi. O dönemin bilinirliğiyle oluşmuş albümler ve müzik grupları. Şimdi o dönemden sonra 2000-2010 dijitale dönüşmüş dönemden sonrasında birdenbire hayatımıza binlerce, yüz binlerce ayrı müzik ve işte bilmem ne çokluk dünyası giriyor. Ve onların hiçbiriyle alakalı bilinirlik ve hatıra birikimi yok. Çok az. Yani hani belli küçük parçalar, çünkü çok hızlı değişiyor. Spotify'da milyonlarca... Dijital müziğin en güzel tarafı artık Life is Life dinlemek zorunda olmamak yani. Ondan tiksinirdim. Çünkü böyle bir belli bir döngü var, tamam mı? Bir yere gidersin, Life is Life diye biri bir şey bağırır. Tabii o oynar. O ortamda olmak zorundasın. Çünkü alternatif yok yani. Şimdi bas geç abi bir öbürüne. Ve öyle bir şeyin artık hani bazı şey ilk olduğu için böyle meşhur oluyor. Ben ona gıcığımdır yani. Şimdi ama işe yarıyormuş ya Sinan hocam. Yani fiziken işlevi varmış onun. Şimdi life mesela, is life'ın. Ya hadi o da çok kült. Doğru söylüyorsun yani, mide bulandırıcı da. Hele klibini gördükten sonra iyice böyle karaciğerime nakil yaptırasım geldi. Vallahi böyle kendimi kirlenmiş hissettim. Yani çok feci bir şeydi. Akordeon çalarak bizim orada para toplayan çocuklar var. Çok güzel bir duygusu var gerçekten. Hani böyle geçerken şey duyuyorsun. Denk gelirsen pencereden falan para atıyorum çocuklara bir şey içerisinde. Sıkıntı yok. Ben de güzel bir duygu veriyor. Fakat bizim arkadaşlardan bir tanesi uyardı. Öyle bir yerde oturuyormuş demek ki. Onlar dedi sadece dedi ilk duyduğun 10 saniyelik melodiyi çalıyor dedi. Ve devamlı aynı şeyi çalıyor. Buna benziyor. Yani o mesela eğlence anlayışı o zaman oydu. Kısıtlı playlist, dediğin gibi az albüm çıkar falan filan meselesi. Ben şeyi hatırlıyorum işte bu. Ya da film de öyle. Bir film tabii. Gelir onu bilirdik. Aynen. Şimdi o kadar çok kaçırdığımız film var ki yani. Ben şu anda mesela filmle ilgili en büyük aksiyonumu söyleyeyim sana. Trailer izliyorum abi. IMDb'yi açıyorum. Latest trailer'lar diye. Eğer o gün mesela 1-2 saat boşluğum varsa, kafa boşaltmak istiyorsam sadece filmlerin fragmanlarını izliyorum. Doğru düz film izlediğim falan yok. Böyle çok olay bir film olmazsa izlemem. Yani fragmanları izlerken üretilen filmin sayısına, ona harcanan paraya, oradaki süreye, emeğe, ya ne kadar paralel film şirketi, ne kadar çok şey, lan bunu kim izliyor falan düşünmeye bayılıyorum yani, anlatabiliyor muyum? Öyle bir manyakça bolluk devri ki. Ya o benim işte bir diskim vardı, daha önce anlattım işte. Film falan sığdırdığım diskim. Ya onları ben ne yemeklerle topladım abi. Ya bilmem ne filmini torrent, pardon, sitelerinden böyle bulacağım da oraya indireceğim falan filan diye. Ne anahtar deliklerinden girdik, neler oldu. Abi şimdi bilmem ne dizi izle vırt zırt. Mesela soruyorum hangi network'te yayınlanıyor geçen. Sen bilirsin, Star Wars'ın bir şeyi çıkmış yani, dizisi. Mandalorian. Bak herkes biliyor Mandalorian'ı. Ben daha izlemedim. Ben de izlemedim. Mandalorian Disney'deymiş eksklusifle. Ya dedim bir de Disney'e mi abone olacak? Yok abi, dizi izle bilmem ne de vardı. Ya olmasa keşke ya. Ben biraz zorlansam ona ulaşana kadar. Yani o iyi mi kötü mü bilemiyorum. Kalmıyor yani. Bendeki etkisi şöyle. Yani ortak kültürün oluşması için herkese akseden ya da genel olarak belli bir yaştaş grubuna akseden bazı ortak beğenilerin oluşması gerekiyor. Yani Matrix gelmeden önce ve Matrix geldiğindeki hali hatırla. Gelmeden önce hepimiz birden hani bir uyarı ya da yani Star Wars'un aynı şekilde, Star Wars'un son filmleri çıkmadan vesaire. En son kuşak değil de bir önceki kuşakları daha etkili. Hani o kapıda kuyruk bekleme, bir şeye hevesle ilgi gösterme, o içeriği merak etme, buna heyecan duyma, peşi sıra birkaç gün boyunca bunu konuşma, bunun şakasını yapma, bunun göndermeleriyle ilgili. O bir ortak kültür ve dil oluşturuyor. Ya bir Kurt Adam Londra'da ve Alien filmine beni almadılar Ankara'da. Yaşım tutmuyor diye. Sinemanın önünde süründüğümü biliyorum. Kurt Adam Londra'da şu anda izlesen ağzını bırakır gülecek organ ararsın. Öyle bir şey. Yani gerçekten şeyi yeri yok yani. Alien'da zaten opera gibi bir şey. Bu Sylvester oynadığı film miydi? Yok. Ona benzer bir olan var ama. İtalyanımsı bir çocuk var. Aha, sonra ben internette falan bir gördüm. Bunun hiç mi ben dedim sinemanın... Ama ilk defa böyle derinin üzerinde kıllanmayla ilgili görüntüler falan vardı. Ağzı uzuyordu falan. Böyle şeyler. Daha güzelini nedir o? Thriller klibinde yapmıştı işte Michael Jackson. O da orada hırır oluyordu falan filan ama ya mesela o zamanki ulaşılmazlık, o kıymet. O işte mesela o sinemanın önünde bekleme, onu arzulama. O Star Wars mesela. Star Wars deyince de kızıyorlarmış daha önce de bir yerine. Star Wars. I might say, you know. Onun önünde böyle bekleyip o kültüre sana ne kadar uzak olursa olsun böyle bir heves gösterme falan. Abi bir tıkla seyredilen bir günde kıymet bilme diye bir sorunumuz olduğunu anlamamız lazım. Yıllar evvel yaşam okulunda Victor, rahmetli olmadan 2 sene önce bir ders yapmıştı. Orada konuşurken aramızda işte dedik artık kitap bol bilmem ne işte internetten PDF'lerini bulabiliyoruz falan. Dedi ki internetten indirdiğiniz kaç PDF kitabı başından sonuna kadar okudunuz dedi. Benim o arada işte tabletimde herhalde bir 1000 tane kitap vardı. Dedim bir tane, sonra kendime itiraf ettim, onu da tam okumadım. Yani öyle bir hızlı geçtim. Dedi ki bedel ödemediğin için konsantre olamazsın ona dedi. Almaz dedi sistem. Bir şey için bedel ödem. Tabiatın kuralı falan demişti. Böyle ağzıma tokat gibi gelmişti o. Şimdi de işte bu yüzeysel tüketim, derinlik olmadan giden şey tam dijital çağa uygun. Böyle huysuz ihtiyarların genç durumdan şikayet etmesi gibi değil bu. Ama fabrikayla alakalı bir durum yani. Bunun kültürel olarak bize ne kadar negatif aksettiğini fark etmiyoruz. Bu bir sıkıntı tabii. Aslında. Bu bir değişim. Tabii. Yani önemli bir değişim. Yani o eskiden çiğniye çiğniye az ve belki de vasat bir malzemeyi, yani şimdi değerlendirdiğinde vasat, çok daha iyileri varmış. Biz o dönemde müzikal anlamda, film anlamında, kitap anlamında o vasat malzemeyi bile çiğneyip tüketmeye zamanımız oluyordu. Bunun 2 faydası var. Birincisi dediğin gibi anlamaya fırsatın oluyordu bedelini ödediğin için. İkincisi de gerçekten bir ortak kültür oluşuyordu. Hep birlikte aynı konuyu sohbet ederek birbirimizle denkleşiyorduk. Tabii. Şimdi bir sürü başka yerde, başka içerikte hiç haberim olmayan bir sinema kültürü var. Ve ben hani bir sürü kanalı takip etmeme rağmen işte dijital ortamda onlardan hiç haberim yok. Duymamışım bile o filmi. Bir yerde gelince de bizde o şeye dönüşüyor işte. Ne kaçırmışım ben? Ne var orada falan diye bir dangalakça. Evet. Halede dönüşüyor. Ama bu arada bunun avantajını da oluşturabilmek mümkün gibi. Şimdi ben eskiden getirdiğimiz bazı şeylerin burada işe yaradığını görüyorum. Mesela bir konuya kafaya takıp onun peşinden gitme. Zorlama. İnternet bunun için hazine gibi bir yer. Uzun süredir mesela kitap okuyamadığımdan şikayetçiydim. Yani okuyamıyorum gerçekten. Zaman da yok. Bir de böyle şey, konsantre olma zorluğu var. Çünkü dijital tüketim çok daha hızlı. Fakat geçtiğimiz haftalarda mesela en son Jordan Peterson'la Sam Harris'in bir işte köktencilik falan üzerine bir muhabbetini. Abi yemin ediyorum 1,5 saatlik falan bir mevzuydu galiba. Yani bir küçük kütüphaneye bedel o adamları dinlemek. Ondan önce mesela Sadhguru ile Ken Robinson'ın yaptığı eğitim üzerine bir sohbet. Hiçbir kitapta bulamazsın. Net olarak söylüyorum. Ama bunlar ne zaman geliyor? Kafayı takıp da sırayla arayıp, bulup, deneyip, oturup vakit ayırıp izleyince. Bunun için büyük bir hazine ama gelişine yaşayan için berbat bir durum. Yani bu dalganın, okyanusun seni nereye götüreceği belli değil. Bizim videoların birçoğunun altına şey yazıyor. Ben buraya nereden geldim abi falan diye var ya, bize bile geliyorlar öyle yani, düşün. Şimdi bu dönemin en moda reklamcılıkla alakalı karşılaşma, en moda diyaloğu kısa ve vurucu olsun Ozan. Yani hani kısa olacak, vurucu olacak. Bu geyini yaptığımız şeylerden bir tanesi. Bunu arka tarafını incelediğinde, yani niye insanlar kısa video ile ilgileniyor da aslında çalınmış zaman tüketimiyle alakalı olması. Tabii. Yani aynen. Bir başka şeyden zaman çalıyor o arada. Tuvalete giderkenki vakti çalıyor ya da işte ne bileyim eve yolculuk yaparken kalabalık bir ortamdaki vakti çalıyor. O arada o çaldığı 3 dakikada 2 dakikada bir şey tüketmek istiyor. Devamlı bir çalınmış vakitten içerik olduğu için de 5 dakikadan uzun bir şeyi hiç izleyemiyor. Mümkünse 1 dakikalık bir şey izliyor. Orada da çok yüksek duygu istiyorum diyor. Yani hani şey ya gülecek ya çok üzülecek ya bilmem ne yapacak falan. O duygu da sadece kedilerde var. Bir de sekste, yemekte var. Başka da bir şey de yok yani. Ya işte entelektüel tüketim meselesinin sindirim hızı falan filan, evet. Bunları belki de sık hatırlatmak için konuşuyoruz ama bayıcı da olabiliyoruz bazen yani. Söyleyeyim mesela benim çocuklarda öyle bayıltıcı bir etki yapayım. Ne yani şimdi otur bir şey mi yapayım falan gibi. Ya onların da kendi bir ritmi var. İnsan zihninin hakikaten adaptasyon kapasitesi çok yüksek ama 70'lerde doğmuş mesela benim gibi. 60'larda, 70'lerde, 80'lerde çocukluğunu yaşamış, 90'larda ilk gençliğini falan yaşayan insanların yaşadığı izlek öğretici bir izlek. Mesela bu dönemde o hayatı yaşayan insanların bir sonraki nesle bir şeyler bırakması önemli. Ben o yüzden yazıp duruyorum mesela. Oradaki çok farklı çağları geçirirken kaybettiğin şeylerle, orada edindiğin yöntemlerle bugün bulabileceklerin çok önemli şeyler söylüyor. Bugünün dijital ortamında, gittikçe de dijitalleşen ortamında, bir de bu Covid sonrası ortamında şu anda hep ne diyoruz? İşte yeni dünyanın cesur insanların önemli vasıflarından bir tanesi öz disiplin sahibi olması, değil mi? Yani bir konuyu koyacaksın önüne, adımları belirleyeceksin. Tamamen keyfine göre yapacaksın planını ama oraya doğru gideceksin yani. Bu öz disipline sahip olman. Ve çeldiricilerden kaçmayı bileceksin. Yani. İşte bunun en önemli kısmı orası zaten. Yani şu anda yağıyor, o zaman yoktu. Abi benim gençliğimde yani ferah feza zaman vardı, hiçbir şey yoktu. Şimdi hiç zaman yok, her şey var. Yani öyle bir ikilem içerisindeyiz. Terminator 2'ye 34 kere bilet almak nedir ya sinemada? Nasıl geniş zamanım varsa. Nasıl bir yokluksa düşün. Nasıl bir yokluk ve filmi sekans sekans ezberi. Çekim hatalarını biliyorum ya. O derece çok sevmiyorum. Yönetmen benim kadar izlememiştir filmi. İlk kan mesela. Kaç kere gittim hatırlamıyorum. Çünkü Ankara'da bir tane sinema var adam gibi. Yani birkaç sinema var da adam gibi bir tane var. Ona da 3 ayda bir film geliyor. Yani git Allah git, git Allah git. Rambo, bu sefer başka bir şey olur mu acaba falan diyor. Ama olmuyor. Ona rağmen deli gibi seviyorsun. Şimdi bu kafayı alıp 21. yüzyılın 5'te 1'inin bittiği bugüne getirirsen, yani böyle kısmetli bir hayatın olduysa, iki şansın var abi. Ya yakınacaksın gidenlere, ya gelenlere tecrübenle yaklaşacaksın. Şimdi bugünün benim jenerasyonda hakikaten bu iki yarılmayı ben görüyorum yani. Bir kısmı falan böyle dünya gidiyor ama bir kısmı da bencileyin bir şeyler yapmaya gayret ediyor. O yapılan şeyler iyi oluyor. Şeyi hiç hayal edemiyorum emin ol. 2020'den sonra, bir 40 yıl sonra, 2060'ta muhtemelen burada olmayız ama o arada neler yaşanacak acaba? Diyorlar ki teknoloji böyle gidiyor. Lan daha ne olacak? Yani bundan sonra ne yapacaksınız onu merak ediyorum. Şu geçen dönem bence en kritik eşik aşımı gibi gözüküyor. Yanılıyorsak yorumlara yazın arkadaşlar. Bir de böyle var ya, lütfen yorumlarda belirtin. Ama bunun gibi bir majör değişimi galiba görmeyiz. Çünkü giden çok fazla şey oldu yani. Bu kadar şey kaybolmaz gibi geliyor bana daha sonra. Bilmiyorum yanılıyor muyum? Çok yapısal sıçrama var, doğru söylüyorsun. Yani benim de bu gelecek 5 yıl falan hikayesinde çalışırken de fark ettiğim. Yani 2005 ile şimdi bu 15 yıllık sürecin içerisinde yani o teknik yapısal, işte sağlıkta yapısal sıçrama var, sosyal örüntülerde yapısal sıçrama var, ekonomik dağılımda yapısal sıçrama var. Bu sadece teknolojiyle alakalı değil, teknolojinin bir etkisi. Yani işte anlattığım şey mevzusu, Google Photos hikayesini anlattığım mevzu, BMW kiralamalı araç sistemli, otonom kiralamalı araç sistemli yapıyla ilgili çalışıyor. Şu anda gidip BMW'nin kendisinden, bir araç firmasından değil, BMW'nin kendisinden araç kiralayıp, otonom araç kiralayıp kullanabiliyorsun. Buradaki değişim... Kişisel araç sahibi olma da yavaş yavaş çıkacak. Çıkacak diye. Yani bir anlamı kalmayacak. Yani hard diske sahip olmak gibi olacak. Hamallık ve risk. Yani o yani BMW'yi kapıda tutmak aptalca yani. Hani bu Minority Report'taki şey de gerçek olacak o zaman. Evin önüne kadar getiren götüren otomatik araç sistemi. Tabii yani işte çok uzun değil, 20 sene falan vaatlerle konuşuluyor. Bunun da tuhaf bir yanılsaması var. Otonomdan bahsedince abi çok gelecekte, bu da burada olmaz, Japonya'da Amerika'da olur diyen herkes işte Üsküdar bilmem ne arasındaki raylı sisteme, otonom sisteme biniyor. Yani hani bu olmaz dediğimiz bir sürü şey de o biraz karıştı yani, iç içe de geçti oradaki hikaye. Bir de eskiden çok havalı şeylerini... Serçem geldi aklıma ya. Ben Serçe'ye ilk oturdum. Benim ilk arabam Serçe'ydi. İlk oturduğum zaman Serçe nedir diyenlere Hacı Murat yani. Murat 124'ün havalı versiyonu. Ya bir de böyle bir pilot abimizden almıştık. Onu da böyle çok güzel döşemişti falan. İlk oturduğumdaki şeyi unutamam. Onun böyle lollipop şekeri gibi vitesi vardır bir tane, böyle uzun falan. Böyle vites, kadranlar falan, uzay gemisi gibi geldi. 2 sene kadar evvel bir Serçe'nin içine oturdum. Dedim bu o mu lan? Yani algıdaki değişim inanılmaz ya. O zaman için var ya bah. Ama şimdi... Mad Max'e düşmüşsün gibi değil mi? Vallahi ya Mad Max bile değil abi. Mad Max'in bir karizması var. Bu arabanın içi boş. Yani bir şey koymamışlar içine ama böyle pedala kadar ayağın rüzgar yapıyor giderken. Bomboş yani. Böyle göğüs yok, şey yok. 2 tane düğme, araları bomboş. Hiçbir hissevsellik yok. Yani o zaman tabii süperdi falan ama algımın değişmesinden bahsediyorum. Yani nasıl olur lan? Aynı araba o gün öyle, bugün böyle nasıl olur? Ve şimdi... Yani benim çocuklarımın gözünden benim sevdiğim şeylere bakış. Allah'tan hepsini öyle gömmüyorlar da bazı şeylerde o bakışı yakalıyorum. Ha bu arada klasik olayını çözdüm ben. Klasiği çocukta test edeceksin abi. Çocuk beğeniyorsa o gerçekten klasik ya da modern klasik. Mesela Forrest Gump'ı seyrettim, benim oğlanın gözleri doldu. Hala çalışıyor Forrest Gump. Exorcist'i seyrettim, benimkiler bana güldü ya. Ya hayatımda en çok korktuğum filmde bana güldü çocuklarım. Abi iyi kötü çirkini yıllar sonra izlemeye kalktım. Bilirsin kovboy filmi hikayesi. Abi filmde hiçbir şey, aynı gerçekten Murat 124'te anlattığı gibi. Bomboş. Film şu anda çekecek olsak film muhtemelen 8,5 dakika. Yani geri kalan her şeyde adamlar yürüyor, birbirlerine bakıyor, uzun süre bekliyor. Geri kalan her şey bu ya. 8,5 dakikada filmi rık diye atar geçersin diye bir şeydi. Nuri Bilge Ceylan'ın da bir filmini seyretmiştim. O yeniden... Bayağı böyle kalmıştık. Hani onun fotoğrafik, sanatsal bilgiler. O evet ya, ben sayın sevgili Nuri Bilge Ceylan, inşallah bir gün YouTube programında almak istiyorum ama ya ben gerçekten yavaş sinema özürlü bir insanım. Bu arada sevgili Semih Kaplanoğlu da buradan sevgiyle selamlıyorum. Kendisiyle de tanıştık. Ayaküstü ufak muhabbet oldu. Sonra onun filmlerinde de öyle. Nasıl Hollywood kurgulu bir adamsam ben. Böyle bazı sahnelerde gözlerim kısılıyor. Yani böyle ittiresim geliyor filme. Hadi bir hızlanalım falan gibi. Çünkü orada anlıyorum mesela, görsel olarak anlatmak istediğim bir şey var falan ama abi benim sistem almıyor. Ve yani muhtemelen şimdi diyorum, benim çocuklar da böyle alışık olmadıkları geçmişin ahvahlarına bakarken muhtemelen böyle bir şey hissediyorlar. Benim abi geçen ay Ankara'da annem telefon etti, dedi ki senin burada dedi kolilerin var. Ne yapacağım ben onları dedi. Durup duruyor depoda dedi. Dedim ne kolisi ya, var ya dedi kasetlerin. Onu tabii İstanbul'a taşınırken oraya bırakmıştım. Abi gittim onları aldım. Gerçekten 2 tane büyük böyle şey koli. İçin ağzına kadar kaset oldu, yüzlerce. Çıkarttım, okşadım, sevdim falan. Atamıyorum. Şimdi bir yere koysan şey yokmuş. Kaset çalar yok bizim evde. Yani sonra kardeşimin oğlu... CD çalar var mı? Kaset çaları geçtim. Ben de var bir tane. O hala duruyor. Antik olarak saklıyorum. Şey istedi, kardeşimin oğlu istedi, yeğenim Mehmet Emin. Dedi ki amca ver dedi, ben onları şey yaparım, işte dinlerim falan dedi. Var mı sende? Var falan dedim. Şimdi geçen o hadiseden sonra verdim ona kasetleri. Annemler de tekrar buluştuk. Bunun telefondan bir sesler geliyor sürekli. Bir baktım ne dinliyor dedim. Açtı Iron Maiden'den Somewhere in Time. Sen nereden dinliyorsun dedim Iron Maiden'den. Ya dedi senin kasetlerde vardı, çok hoşuma gitti dedi. Spotify'dan buldum, oradan diyor. Dedim keşke bunu yapmasaydın ya. Orada taş gibi kaset duruyor, adam Spotify, orada resimlerini beğendiklerini Spotify'dan bulup dinliyormuş. Şimdi bu hibrit bir şey yani, tamam mı? Ama Allah'tan atmamış kasetlerimi. Mehmet Emin'e çok... eğer kasetleri buraya getirirse duvar dekoru olarak kullanırız. Vallahi çok var kaset. İstediğim gibi Iron Maiden'in bütün serileri, bütün albümleri. Muhtemelen Iron Maiden'in ekibinde yoktur albümleri. Hepsi bende var. Zamanla biriktirmiş. Bak eskiyle alakalı bir tane daha not almışım bu nostaljik duyguyla alakalı. Mesela eskiden mahalle esnafıyla iyi ilişki sahibi olma bir statü meselesiydi. Tabii. Berberiyle, bakkalıyla, işte hani orada sütçü mütçü varsa onlarla beraber falan. Mesela hiç pratikte şu anda hayatımızda olmayan şeylerden bir tanesi. Bizim mahallede biraz çalışıyor gibi o. Ben henüz daha tam adapte olmadım ama Caddebostan civarında biz böyle enteresan bir şekilde esnafla falan selamlaşıyoruz. Ama Ankara'da hiç o yoktu. Daha önce oturduğum yerde isim vermeyeyim mümkün değildi zaten. Yani... yani mahalle esnafına ihtiyaç duymama ile ilgili. Eskiden aslında o bir aile kültürü formuydu ya. Herkese ihtiyaç duyardı falan. Paran olmaz o verir bilmem ne falan. Şimdi aklına gelmez bile. Bu şundan kaynaklı söylüyorum. Getir abi. Yani. Lokasyonun gücünün değeri kalktı ortadan. Tabii. Yani geçen yine bir sohbetin içerisinde söyledik. Bir problem ya da panik olsa cep telefonumuza sarılıyoruz. Yani komşuya gitmek gelmiyor aklımıza. Yani lokasyona sahip olduğu değeri kaybettik. İşte bu aşırı bağlantısallığın kaldıramadığımız bir kısmı. Allah muhafaza şimdi İzmir'de olan bir felaket gibi felaket olsa, cep telefonları falan da çalışmadığı bir dönemde tekrar oraya dönmek zorunda kalacaksın. İşte onu galiba şey yapamıyoruz. O aşırı bağlantısallık hali dünyamızı da çarpıtıyor, algımızı da çarpıtıyor. Yanımızdakine faydalı olmak yerine hiç görmediğimiz birilerine yaranmaya kadar gidiyor bu iş. Evet. Yani orada bir devamlı bir sahnede olma telaşı, devamlı bir izleniyor olma görüntüsü. O aşırı bağlantısalmaz. Bu çok bu arada gençlerde ciddi patoloji. Yani devamlı gözlem altında olmak, devamlı izleniyor olmak gibi çarpık bir duygu çok baskın şu anda. En azından bir kısmında yani bu sosyal medya bağımlı olanlarda. Bunun da en büyük ilacı galiba yan komşuyla gidip bir çay kahve içmek. Bir ara öyle bir deneyim dedim. Bazı genç arkadaşlara söyledim. Birisi sopa yeme riski atlatmış. Bayramda işte şeker mi aşure bir şey götürmüş neyse. Ben sizin komşunuzum falan diye çok ters şey yapmış. Tepki almış yani. Olabiliyor bazen. Hala yani Türkiye'nin çok çeşitli yerlerinde çalışan... Bu kaçınılmaz bir şekilde değişecek değil mi? Yani bu da yapacak bir şey yok. Değişecek yok yani. Tabii. Bunun bir değeri mesela... Yani nerede olduğunun lokasyon değeri, işte gürültüden uzak, ağaçla ilgili bilmem ne, bunların değeri devam edecek ama mesela burada mahalle kültürü vardır falanın çok bir önemi kalmayacak ya da çok bir ciddiyeti kalmayacak değil mi? Yani bugün televizyon programında söylediğim bir şey geldi aklıma. Selim Tuncer'in programına konuk olmuştum. Hatta bu çekimi yaptığımız sıralarda, biraz sonra yayınlanacak daha sonra. Kültür evrimimize galebe çaldı ya, yani daha baskında etkili bir şey. Artık yani biyolojimizden öte kültür bizi götürüyor. Zaten o yüzden sorun yaşıyoruz fabrika ayarıyla. Fakat insanlık tarihi hep anlamadan kültür oluşturduğu için, zanlarıyla kültür oluşturduğu için kültür hep bizi uçurumdan aşağı götürüyor. Yani hiç hayırlı bir yere çıkarttığı görülmemiş. Ya da yani böyle büyük bir tehditle karşılaşmadan kaçını toplamıyor yani. Aynen, ya yolda bir bariyerle karşılaşacaksın ya da uçurumdan aşağı düşeceksin yani. Tarihte alternatifi yok, biliyor musun? Yok abi. İnsanlara yeterli şeyi ver, zenginliği, imkanı. İçine ediyorlar dünyanın ve kendileri için yaşanmaz hale getiriyorlar. Şimdi de aynı şey olmaması için hiçbir neden yok. Yani kötü bir kehanet değil. Tamamen tecrübeden konuşuyorum. İnsanlık böyle. Bu kaybettiğimiz şeyler, yani geçmişte ahva ettiğimiz şeyler ya da yeni de şikayetçi olduğumuz ya da bulduğumuz, geçmişte oh kurtulduk dediğimiz şeyler de dahil olmak üzere aslında kültürün nereye doğru gittiğine işaret ediyor. Bunu ahva etmeden ya da aptalca sevinmeden, bilmem ne yapmadan objektif değerlendirebilirsek hangi uçuruma doğru gittiğimizi görürüz. Yani sorun uçuruma mı gidiyoruz, gitmiyoruz değil. Uçuruma gidiyoruz, merak etmeyin. Çünkü insanın kadim tecrübesi bu. İnsan nisyan unutuyor da işte, yani dün başımıza bu geldi, devam boşuna din kitapları hatırlatmıyor onu. Ama bu gittiğimiz uçurumdan en azından döneceksek bunu görmemiz lazım. Ve kültür gerçekten berbat bir şey. Yani kültür hakikaten kötü sonuçlanıyor. Özellikle de rahat zamanlardaysan, imkan varsa, bugünkü gibi iletişim ise, iletişim imkanları ise bir amaç, bir büyük hedef ya da bir büyük korku, bir büyük tehdit olmadan maalesef uçurumdan kurtulamıyoruz yani. Evet. Yani eyvah, depresif oldum şimdi. Gerçekten öyle. Ya nostalji, hani ponçik ponçik güzel hatıralarımızı alacaktık falan bu programda, öyle duygular bağlayacaktık falan. Ama yani vallahi işte güzel hatıralar gidince de nereye gidiyoruz diye soruyorsun. Ben insanın hiç hayırlı bir yere gittiğini görmedim abi. Bu arada beni çok korkutan cümlelerden bir tanesi de şudur: bu tuzağa düşmeyi hiç istemem. Gerçekten Orhun abidelerinde bu gençler nereye gidiyor diye yazıyor. Evet. Gerçekten evet. Aristo yazının keşfi, evet, insanın hatırasını, evet, bilmem ne falan, yani insanın düşünmesini engelleyecek ezber, yani ezberle bilgi dönme cümlesi geliyor aklıma. Bak ama ben bunu hep yaşlı kaprisi olarak görürdüm. Aslında bu doğal bilgelik reaksiyonu da olabilir. Yani çünkü insan her devirde aynı yere gidiyorsa adamlar da görüyor da işte, yani bunlar olmaması gereken bir yere gidiyor. Yani insan hep aynı tarafa doğru sapıyor. Rot balansı bozuk araba gibi abi, devamlı sağa çekiyor ya da sola çekiyor, neyse. Onun gibi bir hikaye bizimki. Dolayısıyla bu serzeniş sadece huysuzluktan olmayabilir. Her devirde bizim adeta böyle fraktal geometri gibi tam uçuruma giderken biri düzelt. Tam yani bu değişime verdiğimiz bir itiraz değil mi? Değil. Buradaki bizimki değişim değil. Yani medeniyet değil, deniyet oluyor bizimki genellikle. Mimsiz medeniyet derler ya, medeniyetin M'si çıkınca Arapça alçalma olur o. Deniyet kelimesi çıkar, alçalma demektir. Yani insan devamlı kendini alçaltma yönünde, kötüleştirme yönünde bir irade sergiliyor. Yani o da işte yazık yavrum, korkuyor, ne yapsın? Yani tekrar aç kalacağım, açık kalacağım falan gibi. Bununla alakalı bir korku bölümünde konuştuğumuz gibi. Evet. Aynen, her şey korku. Bu bir ara belki bunun üzerine de biz niye bu kadar çok birlikte olmaya ihtiyaç duyuyoruz da konuşalım bir ara. Biz gittikçe kalabalıklaşıp ve bir arada olmayı çok istiyoruz yani. Kısaca söylerim, güven abi. Güven yani, öyle. Dip dibe yaşadım ki güvende olalım, evet, ama sonra bu yani hani doyma tatmini olmayan bir alan değil mi? Tabii. Şey. Ama sonra da insandan korkuyoruz işte. Konuştuk ya. Evet, çok melodramik bitti bu bölümün kendisi. Yani. Şöyle bir yüz ifadesi.